TR724 ekranlarından herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi bugün de Avukat Nurullah Albayrak'la beraber Ne Yapılabilir programını başlatıyoruz. Evet Nurullah Bey, hoş geldiniz. Geçen hafta İsviçre'deydiniz. Bugün başka güzel gelişmeler de var ama biraz sonra konuşacağız ama Cenevre'deki görüşmelerinizle ilgili kısa bir bilgilendirme yaparsanız öyle başlayalım, ondan sonra devam ederiz. Buyurun. İsviçre'de Cenevre'ye gittik. Cenevre Birleşmiş Milletler açısından önemli bir merkez. Yani Birleşmiş Milletler'in insan hakları ile ilgili bütün organları Cenevre'de. O yüzden insan hakları meselesi olduğunda merkezlerden birisi olarak kabul edilmesi gereken bir yer. Biz de İnsan Hakları Konseyi'nin 55. oturumu kapsamında hem bazı toplantılara katılmak hem de bazı özel raportörlerle görüşmek için oraya gittik. Birkaç hukukçu arkadaşla birlikte. Şöyle yani işte İnsan Hakları Konseyi aslında Birleşmiş Milletler açısından önemli bir kurum, önemli bir organ. İnsan haklarının geliştirilmesi, korunması konusunda mücadele ediyor. Ona dair işte birimleri var. Kendi altında özel raportörleri var. Şikayet mekanizması var. Bizim işte geçenlerde konuştuğumuz haksız tutukluluk çalışma grubu gibi gruplar var. O da yine konseyin altında var olan organlardan bir tanesi. Önemli bir merkez. Gittik, görüştük, anlatmaya çalıştık. Tabii dünya gerçekten sadece bizden ibaret değil, sadece bizim mağduriyetimizden ibaret değil. Başka insanların mağduriyetlerini de görmüş olduk. Yani fark etmediğim, yani hiç adını bile duymadığım yerlerdeki mağduriyetleri de görmüş olduk. Yani insanlardan duymuş olduk. Elimize broşür tutuşturdular. Okuduğumuzda hayretler içerisinde kaldım ben şahsen. Yani ne öyle bir yer duymuştum ne de öyle bir kaçırılma hadisesinden. Yani Pakistan'ın bir bölgesinde, bir eyaletinde günde ortalama 3 kişinin kaçırıldığından ve bir daha haber alınamadığından dolayı dert yanan insanlar bununla ilgili mücadele vermeye, onlar da oraya gelmişler, kendilerini anlatmaya gelmişler. Öyle bir merkez. Biz de gittik, konuştuk raportörlerle, bazı raportörlerle konuştuk. Türkiye'deki hukuksuzluklardan bahsettik. Yani Türkiye'deki aslında şu an itibariyle gelinen aşamada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilmiş çok önemli bir kararın olduğu, istenilenin bu kararın Türkiye tarafından yerine getirilmesi. Yani çok bir şey değil. Türkiye yani bu karara uygun hareket etsin. Yine orada katıldığımız oturum, ondan da geçen hafta bahsetmiştim zaten. Terörle mücadelede insan haklarının korunması ve geliştirilmesi raportörünün rapor sunumu vardı. Ve o toplantıda da bütün üye devletler de terörle ilgili, terörle mücadele yasalarının kötüye kullanımı ile ilgili konuşmuştu. Ve biz de onu anlatmaya çalışmıştık. Yani Türkiye'de evet terörle mücadele edilen bir durum söz konusu ama Türkiye maalesef terörle mücadele yasasını muhaliflerini sindirmek için kullanıyor. İnsanların seslerini kesmek için kullanıyor. Yani bunu anlatmaya çalıştık elimizden geldiği kadarıyla. Yani süreç bizim açımızdan devam ediyor. Mağduriyetler devam ediyor. Mağduriyetler devam ettiği müddetçe yani onların kapısını çalmaya, mağduriyetleri anlatmaya devam edeceğimizi onlara da ifade etmeye çalıştık. Peki haberdarlar mı Türkiye'de yaşanan sıkıntılardan? Şöyle, Türkiye'den herkes haberdar. Ama yani sıkıntıyı biraz yaşananların özeline indiğimizde anlamadıklarını da fark ettiğimiz oluyor. Yani bazıları bütün yönleriyle biliyor ama bazıları mesela bir Bankasya meselesini bir raportörle konuştuk. Bankasya konusunu şey yapamadı, idrak edemedi yani. Bir bankaya para yatırmış olmaktan dolayı insanlar terör örgütü üyeliğiyle suçlanıyor ve bundan dolayı da mahkum ediliyor, cezaevine konuluyor dediğimizde anlayamadı yani, anlamakta zorlandı. Ama genel hatlarıyla ya Türkiye'de bir hukuksuzluk olduğunun farkındalar. Bunu ifade ediyorlar. İfadelerinde de zaten evet biz de farkındayız. Yapılması gerekenlerin daha fazla olduğunun da bilincindeyiz. Onu da ifade ediyorlar. Maalesef süreç devam ediyor bizim açımızdan. Aslında benim buradan anladığım biraz daha genel problemi biliyorlar. Çünkü medyada çokça yer alıyor. Türkiye'de yaşanan sıkıntılar, Türkiye'nin yani yavaş yavaş otoriterleştiği konusu çokça yer alıyor. Fakat bireysel hikayelerden çok haberdar değiller. Ben de evet. Yaklaşık 6 yıl kadar oldu. İtalyan Senatosu'nda bir insan hakları konusunda uzman birisiyle, bir hanımefendiyle bir yemek yemiştik. Orada anlattığımız zaman yani bazı bireysel hikayeleri, benim yaşadıklarımı ve bazı şahitliklerimi anlattığım zaman kadın yemek yerken ağlamıştı. Yakın biliyor aslında bir takım şeyleri, bir takım hadiseleri, yaşananları. Fakat ben bu kadar bilmiyordum diyor. Hani idrak etmekte zorlanıyorlar dediniz. Yani mesela 1 dolar meselesini yabancılara anlatmak hakikaten çok zor bir şey.
Yani evinde bir tane, bir Göremez. dolar bulundu diye NASA uzmanıydı. NASA'da çalışan Serkan Gölge mesela 3 yıl, 3,5 yıl hapiste tutulmuştu. Bunu nasıl anlatabilirsiniz? Neyse geçelim. Bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden güzel bir haber geldi. Strasbourg muhabirimiz Ensar Nur konuyu haberleştirdi. Strasbourg'dan herkese merhaba. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bugün bir önemli kararı daha imza attı. 15 Temmuz sonrası kapatılan Zaman Gazetesi'nin eski yargı muhabiri Ayşenur Parıldak'ın davasını karara bağladı mahkeme ve önemli ihlal kararı verdi. Bu noktada Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. ve 10. maddelerinden ihlal bulundu. 5. madde kapsamında biliyorsunuz özgürlük ve güvenlik hakkı ele alınıyor. Ve bu noktada mahkeme kısaca şunu söyledi, size onu aktarayım. Ahim, Parıldak'ın iddia edilen terör örgütü üyeliği suçunu işlediğinden şüphelenmek için makul gerekçelerin bulunmaması nedeniyle ve yasal hükümlerin makul olmayan bir şekilde yorumlanması ve uygulanması nedeniyle Parıldak'ın tutuklu şekilde yargılanmasının hak ihlali olduğunu söyledi. Bu ilk tutukluk haliyle ilgili olan bir karardı. Aynı zamanda 10. maddeden de bir ihlal çıktı. 10. madde neyi içeriyor diye soracak olursak, 10. madde ifade özgürlüğü hakkını ele alıyor. Gazeteci Ayşenur Parıldak'ın tutuklanmasında Zaman Gazetesi'ne yazmış olduğu yazılar ve sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar da gerekçe gösterildiği için aslında gazetecinin ifade özgürlüğünün de burada zedelendiği ve devamında tutuklanmasının da kendi ifade özgürlüğü hakkını kullanmasına engel olduğu gerekçesiyle mahkeme burada da bir ihlal buldu. Şimdi mahkeme bu noktada diğer gazetecilere de yaptığı gibi 16 bin euro manevi tazminat ödenmesine hükmetti ve 6 bin euro da dosya masrafları için Türkiye'nin Ayşenur Parıldak'a bir para ödemesi gerektiğini söyledi. Bu anlamda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden yine çok önemli bir karar oldu bu. Özellikle 15 Temmuz sonrasında ilk tutukluluk hallerinde öne sürülen Türk hükümeti tarafından öne sürülen makul gerekçelerin, makul şüphelerin aslında yersiz olduğuna hükmetti. Bunlar arasında hem Baylok, hem Bankasya, hem sosyal medya paylaşımları, hem gazete yazıları gibi şeyler olabiliyor. Bunların tamamını toplasak bile ortada bir makul şüphe, terör örgütü üyeliğine gerek tutuklanmasına gerekçe olacak şekilde bir makul şüphe oluşamayacağını söylüyor mahkeme. O anlamda çok önemli bir karar. Son olarak not düşmemiz gereken bir nokta daha var. O da şu. Biliyorsunuz tartışmalı bir isim var Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde, yargıçların arasında hatta. Türk yargıç Saadet Yüksel'in tutumu. Yüksel tutumunu bu davada da değiştirmedi maalesef ve yine bir Türk hükümeti ajanı gibi davranmaya devam etti. Bu noktada karar 6'ya karşı 1 oyla çıktı ve itiraz eden hakim de Yüksel oldu. Yüksel hem tazminat verilmesine hem de ilgili maddelerde ihlal olduğuna karşı çıktı. Daha önceki davalarda olduğu gibi. Evet, Ayşenur Parıldak Zaman Gazetesi'nin yargı muhabiriydi. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenciydi. Bir ihbar geliyor. İhbar üzerine okulundan sınavlara, son sınava girdikten sonra okulundan gözaltına alınıp tutuklanıyor. 11 Ağustos 2016'da 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Denetimli serbestlik hakkı verilmedi. 1 yıl fazladan yatırıldı. Ve bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Ayşenur'un özgürlük ve güvenlik hakkı ile ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. Kararın detayları siz de okudunuz sanırım. Sabah biraz haberleştik. Karar açıklanır açıklanmaz. Siz biraz daha detayları gördünüz. İsterseniz sizden dinleyelim. Evet. Buyurun. Evet, dediğiniz gibi önemli bir karar. Gazetecilerle ilgili daha önceden verilmişti ama yani Ayşenur Parıldak gibi genç bir gazeteci için verilmiş önemli bir karar oldu. Sözleşmenin 5. maddesi ve 10. maddesinin ihlaline karar verdi. 10. madde ihlali de önemli. Ya yani tutuklulukla ilgili biz zaten ya bu zamana kadar Ahim daha önceden çok karar verdi tutuklulukla ilgili. Tutuklulukların haksız olduğu ile ilgili. Yani kararlar artık çok net. Burada birazcık daha fazla detaylandırmış. Yani güzel de detaylandırmış. Yani ve şöyle diyor. Anlamak isteyenlere çok güzel anlatmış kararı. Karar Fransızca. Yani Translate'den bakıldığında da çıkabiliyor. Diyor ki yani tutuklama kararı vermişsin. Tamam. Senin ülkende terörle mücadele var. Kabul ediyoruz. Tamam. Terörle mücadele yasası var. Tamam. Ben diyor mahkeme olarak şuna bakıyorum. Yani suçlandığı iddia edilen suçu işlediğine dair Yok. tarafsız bir gözlemciyi Zafer. ikna edebilecek olaylar ve bilgiler dosyada var mı? Ya yani bizim demek istediğimiz, yani bizim mahkeme olarak incelediğimiz mevzu bu diyor. Ya bununla ilgili incelemesini yaparken
İhtilaf konusunu da çok güzel belirlemiş. Diyor ki yani hani ihtilaf konusu bizim bütün dosyalarda zaten böyle de yani, o eylemler, var olan eylemlerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği değil, yani bu eylemlerin terör örgütü suçlamasının delili olarak kabul edilip edilmeyeceği, yani suçlamaların söz konusu, suçlamaların inandırıcı olup olmadığı ile ilgili bir değerlendirme yapmış ve burada teker teker de değerlendirmiş. Diyor ki işte Fuat Avni ile haberleştiği iddiası var. Bankaya para yatırması iddiası var. Baylok kullanması meselesi sonradan yani tutuklandıktan çok sonra dava aşamasında gündeme gelmiş. Onu da yazmış. Onun haricinde attığı tweetler ve Zaman Gazetesi'ndeki haberleri, yaptığı haberlerden dolayı tutuklandığından bahsediyor ve hepsini teker teker değerlendiriyor ve sonuçta diyor ki ya bunlardan, bu eylemlerden yola çıkarak bir kişinin terör örgütü üyeliğinden dolayı tutuklanmasını diyor. Ya tarafsız bir gözlemci ikna edilemez bunlarla diyor. Ya bu eylemlerin hiçbiri diyor terör örgütü üyeliğinin yani anlayanlar için, anlamak isteyenler için terör örgütü üyeliğinin suç delili olarak kabul edilemez diyor. Ya net bir şekilde ortaya koymuş. İfade hürriyetini amenna demiş. Yani ifade hürriyeti meselesi belki terör örgütü kapsamında değerlendirilemeyebilir. Yani o suçlama kapsamında tutuklanmamış olabilir ifade hürriyetinden ama diyor ki ya sonrası itibariyle polisler ifadelerinde tweetlerini sormuşlar. Fuat Avni ile olan bağlantısını sormuşlar. Niye takip edildiğini sormuşlar. Niye Fuat Avni onu takip etmiş? O niye Fuat Avni'yi takip etmiş? Onu sormuşlar. Artı Zaman Gazetesi'nde yazdığı haberler iddianameye girmiş ve mahkeme tarafından da bunlar mahkemede tutuklanmasının gerekçesi olarak kabul edilmiş. Diyor ki ya burada ifade hürriyetinden kaynaklı çok net bir durum var diyor. Ve meseleyi anlattıktan sonra da bence Türkiye'deki durumu da çok iyi anlatarak diyor ki eleştirel seslerin kesilmemesi lazım. Yani toplumun refahı için, toplumun menfaati için eleştirel seslerin daha rahat konuşulabilmesinin sağlanması lazım ama bu tutuklama kararıyla diyor eleştirel seslerin kesilmeye çalışıldığı net bir şekilde ortaya konulmuş diyor yani. Yani sen birisi Zaman Gazetesi'nin bir muhabirinin hükümetin icraatlarını eleştirmesine tahammül etmen lazım diyor. Tam tersine sen tahammül etmeyi bırakmışsın. O eleştirel sesi terör örgütü suçlamasının delili yapmışsın ve ondan dolayı da bir de tutuklamışsın diyor. Ya bunlar kabul edilemez diyor ve bir tazminata da iyi de bir tazminata da hükmetmiş. Önemli bir karar, iyi bir karar. Yani AİHM'in artık yani şeyleri tamamen zaten karara baktığınızda da göreceksiniz hep atıf yapıyor. Yani önceki kararlarında evet bu zaten bu konuyu değerlendirmiştik. Bu konuyla ilgili şu kararda bahsetmiştik. Baylok'la ilgili Akgün kararında zaten bunu değerlendirmiştik. Burada ekstra farklı değerlendireceğimiz bir durum yok. Türkiye'nin de zaten söyleyebileceği bir durum yok. Türkiye'de zaten yani savunmalarını çok acı savunmalar. Yani oradan bakıyorsunuz hiç hukuki savunmalar değil. Yani siyasi savunmalar yine. Biz sözleşmeyi askıya almıştık falan diyor yani. O hal olmuş, işte darbe girişimi olmuş. Ondan dolayı biz sözleşmeyi askıya almıştık. Bu konu değerlendirilsin. Yani bu konu öyle bir konu değil demeye getiriyor zaten AİHM'de. İyi bir karar olmuş. Yani bu karar şu anlama da geliyor. Tutuklulukla ilgili bir karar ama Ayşegül Parıldağ'ın, Ayşenur Parıldağ'ın hem haksız tutuklandığını hem de haksız bir şekilde mahkum edildiğinin de delili olmuş oldu. Yani Evet, boşu daha boşuna hükümle yani ilgili başvuru karara bağlanmıyor. Bu sadece tutukluluk karara kararı. bağlanmadı ama artık o kararın şekli ortaya çıktı yani. Yani o Evet. karar artık yani nasıl bir karar olacağı belli yani. Aynı kararı orada da değerlendirecektir. Boşu boşuna o kadar yıl yatırmış oldular yani. Tekrar geçmiş olsun. Peki. Şöyle aslında daha önce bu konu çok tartışıldı. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi terör örgütü var dedi, yok dedi filan diye bazı hukukçular tarafından bu konu çokça gündeme getirildi. Aslında Yalçınkaya kararında da bu var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ceza yargılaması yapmıyor. Senin ülkende bir ceza yargılaması yapmışsın ve bir örgütün varlığına karar vermişsin. Sen karar vermişsin. Başkaları, senden başka kimse inanmıyor. Tamam, peki. Ama senin terör örgütü, bu terör örgütüne üyelik kriteri olarak öne sürdüğün deliller terör örgütü üyeliğine delil sayılmaz diyor. Aslında Ayşenur'da da Evet. benzer şey yapmış oldu. Aynen. Şimdi burada Aynen. ben bir şeye daha vurgulamak istiyorum.
Ayşenur 28 Kasım 2018'de Anayasa Mahkemesi bir karar veriyor. Ayşenur'un haksız tutukluluk başvurusuna ilişkin bir karar veriyor ve 11 madde var. İsterseniz 11 maddeyi gösterelim. 11 maddenin tamamını kabul edilmez buluyor. Ya arkadaş, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ihlal vereceği bir karar bu kadar aşikar belliyken, yani 11 maddenin tamamında nedir mesela? Gözaltının hukuki olmaması ve gözaltı süresinin makul olmaması nedeniyle kişi hürriyet ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilmez olduğuna. Ayhim bunu çöpe attı. O kısımla ilgili Buyurun. yani Türkiye'nin her zaman itirazı şöyle tutuklulukla ilgili. Diyor ki Ceza Muhakemeler Kanunu 141. maddesinde özel bir düzenlememiz var. Eğer birisi haksız bir şekilde tutuklandığını iddia ediyorsa gidip tazminat davası açabilir diyor. Anayasa Mahkemesi de ona atfen iç hukuk yollarını tüketmedi diyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyor ki bu iç hukuk yollarının tüketilmediği iddiası kabul edilemez diyor. Yani bu yani o CMK 141 yani buradaki hak ihlalleri açısından etkin bir başvuru yolu değil diyor. Ama Anayasa Mahkemesi maalesef onu kendince etkin bir başvuru olarak kabul ediyor, kabul etmeye devam ediyor. Ya şöyle 11 tane madde var burada. 11 tane ortada bir somut bir gerçek var. 26 yaşında bir gazeteci, gencecik bir çocuk, hukuk öğrencisi son sınavına girmiş ve bir gerizekalının ihbarı yüzünden tutuklanıyor. Ve 11 maddede 11 maddenin tamamında kabul edilmez buyuyor. Bu saçma değil mi yani? Aslında Ahim'in bu kararı, bu verdiği 2018 tarihli bu kararı buruşturup çöpe atmış oldu. Evet, çok değerli Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye'nin ne kadar iyi durumda olduğunu anlattığını geçen hafta konuşmuştuk. Yine Ankara'da basın mensuplarıyla bir iftar yapmış. Orada yaptığı konuşmada seçimden sonra çıkaracakları 9. yargı paketinin tırnak içinde söylüyorum müjdesini vermiş. Ve yine yeni anayasa ihtiyacından bahsetmiş. Görünen o ki seçimlerden sonra Türkiye'nin ya da sarayın bir numaralı gündemi yeni anayasa olacak. Ben burada başka bir konuya temas etmek istiyorum Nurullah Bey. Yine geçtiğimiz günlerde sanırım gazete küpürünü yansıttı arkadaşım 14 Mart olabilir. Sabah gazetesi bir haber girdi. Haberde yüksek yargı krizinin giderilmesine yönelik çalışma tamamlandı. Anayasa Mahkemesi yeniden yargılama talebinde bulunamayacak diye bir müjde vermiş oldu Sabah gazetesi. Belli ki şu anda 9. yargı paketinin hazırlıkları başlamış durumda. Bu ne anlama geliyor sizce? Baktınız mı buna? Paketin tamamına bakmadım ama bu Anayasa Mahkemesi ile ilgili medyadan gördüm. Şöyle diyor yani Anayasa Mahkemesi ihlal kararı verecek. Verdiği ihlal kararı sonrasında şu an itibariyle Anayasa Mahkemesi diyor ki ihlal kararı verdiğinde yargılama iadesi yap diye de ayrıyeten hükümde belirtiyor. Şimdi diyor ki yargılamanın iadesiyle ilgili bir karar vermeyecek diyor. Onu diyor yargılandığı mahkemeye kendisi başvuracak kişi eğer o mahkeme yeniden yargılanma konusuna karar verirse yeniden yargılanma olacak. Ya o mahkeme zaten mahkum etmiş mahkeme. Yani niye yeniden yargılama kararı versin ki? Başka bir merci tarafından bir karar verilmediği müddetçe o mahkeme yargılamanın iadesi kararı vermez yani. Bu şöyle kendilerine göre hukukçuluk oynuyorlar yani hukuki ortada bir sorun var. Sorun hukuksal bir sorun değil. Onlara göre sorun siyasi bir sorun. Siyasi bir sorun Anayasa Mahkemesi kendilerinin istediği şekilde bazen karar vermiyor. Bazen verdiği kararlar kendi icraatlarının aksine bir karar ortaya çıkıyor. Onu nasıl değiştiririz? Yani burada hukuki anlamda insanların hukuki güvenliğini nasıl sağlarız? Toplumun hukuki güvenliğini nasıl sağlarız? Nasıl daha faydalı hukuk kurallarını daha faydalı hale getiririz falan değil. Yani siyaseten bize engel olan hadiseyi nasıl bertaraf ederiz? Ya yani bu düzenleme öyle bir düzenleme. Yani şu an Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin eğer yasamızda yargılamanın iadesi konusu olduğu yazmamış olsa ne olurdu? Herhangi bir mahkemeye biz götürdüğümüzde mesela Yalçınkaya kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi tarafından verilmiş bir karar. Eğer bizim ceza usul kanunumuzda yargılamanın iadesi gerekçesi olduğu yazılmasa Yalçınkaya gitse kendi mahkemesine Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi'ne Ahim böyle bir karar verdi ben yeniden yargılanma istiyorum dese o mahkeme yeniden yargılama kararı verir mi? Vermez yani bizim mahkemelerimiz. Bizim hakimlerimiz illa birisi söylesin ister yani. O yüzden yani eğer imkan varsa şöyle yapmaları lazım. Yani eğer bir yargı paketinden bahsediyorsak yani yargının geliştirilmesini, insanlara fayda hale getirilmesini istiyorsak
9. yargı paketinde demesi gerekiyor ki Anayasa Mahkemesi ile ilgili Anayasa Mahkemesi tarafından verilmiş ihlal kararları başvuru yapmamış kişileri de ilgilendiriyorsa onlar hakkında da uygulanır diye düzenleme yapması lazım. Yani şu an zaten tartışma konusu hukukçuların söylemek istediği mevzu bu. Ya başkalarını da ilgilendiren Yalçınkaya kararında olduğu gibi Yalçınkaya kararı sadece Yalçınkaya ilgilendirmiyor ki. AİHM'in önündeki 8 bin dosya, AİHM'e gelmeyi bekleyen 100 binin üzerinde dosya. Bunların hepsini ilgilendiriyor. Onlardan herkesle ilgili uygulanmasını sağlayacak bir usul yasasında bir düzenleme yapması lazım. Yoksa bunların yaptığı şu an itibariyle evet Anayasa Mahkemesi kendi istedikleri formatta bir düzenleme yapmış oluyorlar. Yani bunu da bizi ikna edemezler de yani belki başkalarını ikna edebilirler. Bir yargı paketi yapıyoruz falan. Adı paket deyince, yargı deyince iyi bir şeymiş gibi anlaşılıyor. İyi bir şey değil. Evet böyle. Ben şeyi tabii merak ediyorum. Bu böyle bir pakette, böyle bir karar yani çok saçma diyoruz ama Türkiye'de saçma dediğimiz nice şeyler oldu, hayata geçti. Olursa artık Anayasa Mahkemesi'nin etkin bir iç hukuk yolu olmaktan çıkarılması ile sonuçlanır mı? Mümkün. Şu an bile zaten, şu an bile tartışma konusu oluyor. AİHM bu meseleyi değerlendirecektir. Yani böyle bir düzenleme yaptığında artık bir anlamı yok yani. Eğer AİHM bir karar verdiğinde bunu yargılamanın iadesi diye bağlamadığı müddetçe ne anlamı olacak ki yani bu kararın? Özellikle mahkumiyet kararlarında. Hani mahkumiyet geçmiştir, tutuklama olmuştur. Yani yargılamanın iadesi konusu olmaz da başka bir karar verir. Ona diyeceğimiz bir şey yok ama mahkumiyet kararlarında yargılamanın iadesi konusu yapmadığı müddetçe bir anlamı yok. Yani o karar değil zaten. Etkili bir karar olmasını geçtik. Etkili bir başvuru olmasını ortada bir karar bile yok derin yani. İhlal demiş. Yani bizim açımızdan kahvedeki bizim meşhur amcalarımızın ya burada ihlal var demesinden farklı bir durum olmayacak yani. Bir de şöyle bakın, yani bütün üyelerini kendi atadığı bir Anayasa Mahkemesi'nin vereceği kararlara güvenmiyor. Tabii. Şimdi zaten çok ibretlik yani olacak. Orada. Evet. Evet. Yani herkes kendi elemanı olsa bile yine de acaba benim istediğimin dışında bir şey yaparlar mı endişesini yaşıyor yani. Hepsi kendi adam olsa bile. Peki. Devam ediyoruz. Konumuz denetimli serbestlik ve şartlı tahliye. Maalesef bu kanayan yara her geçen gün daha da azmaya devam ediyor. Volt Medya'dan Necdet Çelik geçenlerde bir haber yaptı. Bir görseli var isterseniz koyalım onu da. Kütahya cezaevinde denetimli serbestlik için kurula çıkan 14 kişinin tamamına ret cevabı verildi. Hakkı gasp edilenler arasında hasta mahpusların da olduğu belirtilirken hayal kırıklığı yaşayan aileler bu keyfiliğe hiçbir mi iyi halde değildi sorusuyla itiraz ediyor. Keyfiliğin kuruma yeni tayin edilen müdür Mehmet Ali Çekici'den kaynaklandığı belirtiliyor. Geçtiğimiz haftalarda da bunu konuştuk. Sincan T-Tipi Cezaevi Müdürü yaklaşık 1000 tane hükümlü veya tutuklunun bulunduğu cezaevinde ben bulunduğum sürece burada bırakın denetimli serbestliği şartlı tahliye bile vermeyeceğim dediğini duymuş bazı oradaki tutuklu ya da mahkumlar. Benzer bir haber de aslında Mustafa Başar ve Metin Özçelik'le ilgili okudum. Kim bu iki isim? Bu iki ismi hatırlarsınız. Siz çok iyi biliyorsunuz. Verdikleri kararlar nedeniyle ilk defa mı tutuklananlar? Daha önce böyle bir karar var mıydı? Ben hatırlamıyorum. İlk defa tutuklanan iki tane hakim bunlar. 25 Nisan evet. 2015 yılında tahşiye soruşturmasından tutuklanan Hidayet Karaca ve bazı polislerle ilgili verdikleri kararlar nedeniyle tahliye ettiler ve bu tahliye ettiklerinden dolayı 25 Nisan'da tahliye ettiler, 1 Mayıs'ta tutuklandılar. 5 gün sonra, neredeyse 5 gün sonra tutuklandılar ve yapılan yargılama sonrasında 10 yıl hapse mahkum edildiler. Bu arada antiparantez onu da ilave edelim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu iki hakimin başvurusuyla ilgili de çok detaylı ve geniş bir şekilde ihlal kararı verdi. Tutuklama şartları yoktur diye. Fakat 10 yıl hapse mahkum edildiler. Dün sosyal medyada rastladım. 9 yıl olmuş neredeyse. Yani normalde 10 yılın yatarı işte 7,5 yıl, 6,5 yıl sonra şey geliyor. Denetimli serbestlik zamanı geliyor. 7,5 yıl sonra da şartlı tahliye geliyor. Yani neredeyse aslında 2,5 yıl önce tahliye edilmeleri gereken bu hakimlerle tahliye edilmiyor. Bunların sebebi nedir? Yani nasıl bir kin ve nefrettir ki bu? Geçtiğimiz haftalarda yine konuştuk. Yani adam bir gasp ediyor yani. Boğazına bıçağı dayıyor, adamı gasp ediyor. Cezası 10 yılsa adam bir gün yatıyor dediniz değil mi? Veya bir ay yatıyor. Neyse.
24 yıl hapis cezası almış Müge Anlı'nın programına çıkmıştı. 24 saniye içerisinde adam Türk hukuk sistemini, infaz sistemini özetledi. İşte Covid affı çıktı, yarıya düştü, bilmem ne vurdu filan. 3 yıl yatıp çıkmış içeriden. Yine adam kaçırmış, adam kaldırmaktan 12 yıl hapis cezası aldım diyor. 3 ay yattım çıktım diyor. Yani böyle korkunç bir infaz sistemi varken adli suçlular için, adi suçlular da diyorum ben ona. Ya bu insanların yaptıkları eylemlerin hiçbirisi şu anda ahim iştahatlarına göre artık suç olmaktan çıkmış durumda. Suç değildi zaten hiçbir zaman çıkmış derken eskiden suçtu şimdi suç değil. Suç olmadığı halde ya bunca yıl yani 10 yıl hapis cezası alan bir adamın 10 yıl içeride tutulmak istenmesinin sebebi nedir? Yani ve bu insanlar tahliye kararı vermeyenler bir suç işlemiyorlar mı bunları içeride tutmakla? Buyurun. Hem de büyük bir suç işliyorlar. Yani o kişi hürriyetinden mahrum bırakma, hürriyeti tahdit suçu bizde ceza yasasında var. Bunun karşılığı bugün belki olmayabilir ama yakında olacaktır o. Yani şimdi o hakimlerin tutuklanmasıyla ilgili Hidayet Karaca, diğerleri nasıl oldu bilmiyorum ama Hidayet Karaca ile ilgili ihlal kararı vermişti. Tutuklamanın haksız olduğu ile ilgili. Yani sen haksız olan bir tutuklama ile ilgili tahliye kararı veren hakimi tutuklamışsın yani. Öyle enteresan bir durum. Ya burada dayatmaya çalışılan bir anlayış var. Yani buradaki ihlal meselesi kim ihlalli? Yani bu insanların ihlalli olduklarında tereddüt yok yani. Kimsenin tereddütü yok. Bizim tereddütümüz yok en azından. Yani insanlar hiçbiri disiplin cezası almamıştır. Gerekçelerine red gerekçeleri sen pişman olmadın. Herhangi bir etkin pişmanlıktan başvurmadın. Etkin pişmanlıktan yararlanmadın. Birilerinin ismini vermedin. Yani mevzular bunun üzerinde dönüyor. Bu hikayede şöyle ben işte Dışişleri Bakanımız Sayın çok kıymetli Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan işte 7 Şubat'la ilgili geçenlerde bir görüş bir şey yaptı. Bir programda konuştu. Yani Dışişleri Bakanı olmuşsun. Söylediğin her şey kayıtlara geçiyor. Ve söylediklerin 2 gün sonra ya sen yalan söylemişsin gibi karşına çıkacak şekilde bir durumla karşı karşıyayız. Yani şöyle anlatıyor. Şimdi 7 Şubat kriziyle ilgili büyük bir aslında cemaat bir kalkışma gerçekleştirmiş de. Ya 7 Şubat krizi denilen hadise neydi? Ya insanlar unutuyor. Mevzular öyle bir bambaşka hale getiriliyor ki hikayeler, farklı hikayeler uyduruluyor. O hikayelere, kendi uydurdukları hikayelere bizim ve başkalarının inanmasını istiyorlar. Ya 7 Şubat krizi dediğimiz hadisede o zaman itibariyle toplumsal bazı olaylar oluyordu. Bir olaylardan bir tanesi bir otobüste Molotov kokteyli atılmak suretiyle yakılmış ve içinde bir kızcağız yanarak vefat etmişti. Yani bu tip hadiselerin olduğu bir yerde emniyet şeyi tespit ediyor. Diyor ki yani gözaltına alınan insanlar diyorlar ki biz MİT mensubuyuz. Sonrasında savcılık bununla ilgili MİT yetkililerini görüşmeye çağırıyor. Şüpheli sıfatıyla değil yani. Görüşmeye çağırıp ya böyle bir mevzu var. Bak bu olaylar olmuş. Bununla ilgili yani nedir mevzu diye bu soruşturmaları nasıl yapacağız? Bu insanlarla ilgili ne yapılması gerekiyor diye onların görüşlerini almak için bir görüşme yapmaya çağırıyor. Bunu bir şey olarak, kalkışma olarak sunabiliyor Dışişleri Bakanı. Şimdiki Dışişleri Bakanımız. Bu yani bu konu 7 Şubat krizi orada yargılananlar var muhtemelen. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gittiğinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bugün Ayşenur Parıldağ'ın dosyasında olduğu gibi teker teker şey yapacak. Bu iddiaların mesnetsiz ve uydurma olduğunu oraya şey yapacak yani. Teker teker yazacak. Yazdığında sen bunu nasıl izah edeceksin bilmiyorum yani. Şunu diyorum yani cezaevindeki insanlar da iyi halli olduklarını anlatmaya çalışıyorlar. Terörle bir bağlantılarının olmadığını anlatmaya çalışıyorlar ama onların kendi kabul ettikleri bir doğru olduğu için kendileri bir terör hikayesine inanmışlar. O hikaye doğrultusunda insanların o hikayeye inanmasını istiyorlar. Yapılması gereken ne? Yani bence bu insanlar yani muhataplardan şey beklememeleri lazım. Yani af beklememeleri lazım. Yani bu tipte cezaevinde o cezaevi belli bu kadar kişiye yani göz göre göre red kararı vermiş. Adam bilinçli olarak bunu hareket ediyor. Yani bu insanları şikayet etmek lazım. Şikayetten çekinmemek lazım. Zaten şey olmuşsun. Zaten red kararı vermiş. Zaten seni içeride tutmaya karar vermiş. Seni çıkartmamak için uğraşıyor. Ya bunu duyurmanın, bunu anlatmanın, bununla ilgili her tarafa gerekli şikayetleri yapmaktan başka
Onlar açısından bir çıkar yolu yok. Biz bu konuyu şeyde de Cenevre'ye gittiğimizde de bir uzmanla görüştüğümüzde anlattık, denetimli serbestlik meselesini. Yani insanları hem suçsuz olmalarına rağmen cezaevine atıyorlar. İkincisi, oradan çıkartmak için de ayrı ayrı oyunlar çeviriyorlar. Yani o yüzden yani bunun anlatılması lazım, yani ilgili makamlara, kuruluşlara bunu iletmek lazım. Bu Cem Küçük'ün 2018 yılında yazdığı bir yazı vardı. O yazıda şöyle bir şey söylüyordu orada. Onu okuyacağım size izninizle. 18 Eylül 2019 tarihli yazısında, bu tabii biraz daha derin ve küçük bir tetikçi ya. Diyor ki orada, bir uyarım da cezaevindeki FETÖ'cülerle alakalı. Ortalama bir FETÖ'cü 6-7 yıl ceza aldı. 10 yıl ve üstü alanlar da var. 15 Temmuz'a katılan askerler, bazı polis şefleri, yargı mensupları ve imamlar hariç 2022'ye kadar peyderpey içerideki FETÖ'cülerin çoğu tahliye olacak. İçeride 10 bin kişi hariç 40 bin kişi dışarı çıkacak. Bazıları kinli çıkacaktır ve intikam isteyecektir. Devlet denilen aygıt bir tehlike vuku bulmadan onu bertaraf eden yapıdır. Yani ne demek istiyor bu? İçeriden ya çıkartmayın ya da çıkardıktan sonra yok edin. Yani sivil ölüme mahkum edin. Ve insanlar zaten şu anda içeriden çıksalar da iki kişi bir araya geldiğinde yeniden yapılanma. Cezaevi arkadaşı veya cezaevi arkadaşının yakınlarına yardım etti diye insanlar yeniden yapılanma adı altında tekrar alıp tutukluyor, tekrar içeriye atıyor. Çok korkunç bir şey bu. Ve çok canlar yaktıklarını, insanların hayatlarını kararttıklarını, yaptıklarını, suç olduklarını pekala biliyorlar. Hepsi biliyor. Cem Küçük de biliyor. Çünkü sadece şey değil, yani burada bu insanları haksız yere hapislerde çürüten savcılar, hakimler, cezaevi idaresi ve onlara hedef gösteren Cem Küçük ve benzeri gazeteciler, tetikçi gazeteciler, hepsi de intikam günü geleceğinden korkuyorlar. Aslında yani ben o insanların hizmet gönüllüsü, yani böyle bakıyorum ve kimsenin de böyle bir intikam düşüncesi içinde olduğunu düşünmüyorum. Ama hukuk karşısında, hukuk geldiğinde hesap sorma düşüncesi herkesin içinde var. Yani bu ateş içimizde sönmedi zaten hiçbir zaman. Bir şeyi gözden kaçırıyorlar. Tabii o insanlar bugüne kadar yani ellerine sopa bile almadılar, bir taş almadılar. Yani bunca zulme rağmen. Şimdi geçtiğimiz günlerde hapisten çıkan, beraber mesai yaptığımız birisiyle telefonla görüşmüştüm. Kendisi o 10 yıl hapis cezası aldı. İçeride aşağı yukarı 7 yıla yakın yattı veya 7 yıldan fazla yattı. İçerideyken kızını tutuklamışlar. Oğlunu tutuklamışlar. Ya adam bunları anlatırken gülerek anlatıyor. Yani böyle bir intikam veya işte bunu yapan insanlara işte gırtlağını sıkarım elime geçerse, var diye Berat Albayrak'ın söylediği bir şey vardı. Yurt dışında görürsem bunları işte adeta infaz emri vermiş. Ya böyle bir şeyi görmedim. Ama ben dediğim gibi asıl intikam bu boynuzsuz koyunun, boynuzlu koyunun hakkını alacağı o mahkeme-i kübrada bunlar bir bir hesap verecekler. Asıl korkacaklarsa onlardan korksunlar. Bence akılları varsa bu dünyada helalleşirler zulmettikleri insanlardan. Ben böyle düşünüyorum. Evet. Bu konuda başka diyeceğiniz bir şey yoksa bir kısa bir duyuru yapacağım, ondan sonra geçelim. Evet, bir internette rastladım. Bir KHK'ların yaptığı bir internet sitesini gördüm. Hukuki Yardım Platformu diye. İsterseniz Zafer Bey'e de attım, bir gösterelim onu. Güzel bir site hazırlamışlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Daire'nin Yalçınkaya kararı sonrası KHK'lı avukatlar mağduriyet yaşayanlar için örnek dilekçeler oluşturdukları bir platform hazırlamışlar. Sadece birkaç soruyu cevaplıyorsunuz orada. Ve kısa sürede dilekçe hazırlamanıza kolaylık sağlıyor. Yani güzel bir şey. Bunu da duyurmuş olalım. Linkini de bu videonun altına koyalım. Umarım şu anda Türkiye'de bu konuda mağduriyet yaşayan insanlara yol gösterici olur. Var mı bu konuda ilave edeceğiniz bir şey? Yok. Ben de siteyi baktım. Gayet güzel. Sağ olsunlar. Bütün mütalaları da koymuşlar. Ek bilgi belge olarak. Yani ihtiyaçları karşılayacak bir site. Sağ olsunlar. Evet. Peki bugün burada keselim isterseniz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. İnşallah.